Zafer Bey, şimdi MİT Akademisi 7 Ekim yıl dönümünde önemli bir rapor paylaştı ve yine Akademi Başkanı Profesör Doktor Talha Küçe de şöyle bir açıklama yaptı. Eğer İran'a çok daha kapsamlı bir askeri müdahale yapılacak olursa İsrail tarafından ABD'nin bu savaşa sürüklenme ihtimali söz konusu olur. Rusya ve Çin de böylesi bir gerilime tarafsız kalamaz. Bu sürecin başından beri Rusya ve Çin'in kayıtsız kalması üzerinde nedense çok durulmuyor açıkçası. Evet. Özellikle Türkiye'de belli bazı çevreler sürekli olarak bir Rusya-Çin güzellemesiyle onların aslında mevcut durumu düzeltebilecek ana aktörler olduklarını sürekli vurguluyorlar ama 7 Ekim'den beri dünyanın gözü önünde insanlık katledilirken maalesef biz BM'nin de aynı zamanda 5 daimi üyesinden ikisi olan Rusya ve Çin'i aktif olarak en azından belki ben hiç görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Hani bu süreci sona erdirmek anlamında. Çok doğru bir tespit. Senin az önce aktardığın tespit. Neden? Eğer evet İran yıkıcı bir şekilde bir saldırıya maruz kalırsa bu zaten artık pamuk ipliğine bağlı olan bütün Orta Doğu ve bence dünya dengesini kökten etkileyecek bir yeni sürece girdiğimiz anlamına gelir. Evet. Buna artık herhalde evet Rusya ve Çin kayıtsız kalmaz ama bu kendi çıkarlarının da artık belli oranda bir riske girdiği için olur diye düşünüyorum. Yani ne Gazze'deki çocuklar, orada katledilen 50 bin insan, ne bugün işte Beyrut'un yerle bir edilmesi, yani insan hayatının daha doğrusu kendileri için bir anlam ifade etmeyen, stratejik olarak değerlendirmedikleri bölgelerin ve insanların çok bir şey ifade etmediğini bütün ülkeler için biz maalesef gördük. Biz hep Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyoruz Mustafa. Çok da ağır eleştiriyoruz. Ama ben gerçekten samimiyetle Rusya ve Çin'in neden bu kadar kayıtsız kaldıklarını merak ediyorum. Söyleyebilir miyim Zafer Bey? Tabii hocam. Rusya tabii. Meselesinde şöyle bir konu var. Bu çok bizde tartışılmıyor. Hep Holokost üzerinden gidiyoruz ama İsrail sorunu, daha doğrusu Filistin meselesinin bir uluslararası gündemin üst sıralarına taşınması 1880'li yıllarda oluyor. Ve bunun temel nedeni de Rusya'da ve Beyaz Rusya'da Yahudilere karşı, Aşkenaz Yahudilerine karşı yapılan pogromlar. Filistin'e ilk Aliyalar, göçler bu dönemde başlıyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın da burada bir tarihsel bagajı var. Nasıl bugün Almanya işte çıkıp diyor ya, biz işte İsrail'in güvenliği bizim evet. için önceliklidir. İşte bir suçlamaya maruz kalmak istemiyorlar. Yani işte antisemitizm suçlamasına. Aynı meselenin ben Rusya için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü uluslararası sistemde bu meselenin ilk ortaya çıktığı dönemdeki işin merkezinde Rusya var. Hocam bu muhakkak böyledir. Şu da olabilir mi? Ben soru olarak size yönelteyim. Estağfurullah. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede oyalanması hem Rusya'nın hem Çin'in işine mi geliyor? Hani bir şekilde Ukrayna'ya, belki Ukrayna cephesine ABD'nin tam kapasite yüklenmesini belki bu bölgedeki hassasiyetleri engelliyor. Evet. Aynı şekilde Çin'in işte bir Tayvan problemi var. Amerika'nın dikkatini oraya odaklanmasını mı engelliyor? Bu yüzden mi kayıtsız kalıyorlar? Bunlar üzerinde niyeyse çok durmuyoruz. Doğru. Hep İsrail'i, hep Amerika'yı eleştiriyor. Onlar zaten malum. Yani olağan aktörler. Ama ya bir tavır koyması beklenen Rusya ve Çin'in bir küsür yıldır hiçbir şey yapmamasını ben gerçekten hem yadırgıyorum hem şaşırıyorum. Ama işte sen aktardın az önce. Eğer kendileri açısından da bu iş İran'ın denklemden çıkacak şekilde yıkılması söz konusu olursa evet devreye girmeleri kuvvetle muhtemeldir herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.